Hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl arkadaşlar? Herkes iyidir umarım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Güzel bir katılım var seminerimize. Çok iyiyiz hocam, Nuray hocam. Çok daha iyi olalım inşallah. Çok daha iyi olalım hep birlikte. Hayır Elif hocam, farklı bir konuyu işleyeceğiz bugün. Çok teşekkür ederim. Ben de hoş buldum. Hepinizi gördüğüm için çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Artık yoruldum. Ne yapacağımı şaşırdım diyor. Müberrif hocam. Ne kadar güzel orijinal bir isminiz var. Alacağım puanı düşündükçe daha çok moralim bozuluyor hocam. Hayır Kübra hocam, daha dönemin başındayız. Bismillah. Çok teşekkür ederim. Eminim siz de en az benim kadar güler yüzlüsünüz arkadaşlar. Bunu göremiyorum ama hissediyorum. Hazır mıyız? Hazırsak başlayacağız. Herkes iyi gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla. Keyifler yerinde. Güzel bir amaç için bu seminerimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah çok kazanımlı bir şekilde seminerden ayrılacaksınız. Çok güzel, harika. Bugün neden buradayız? Ben kendimi yeniden tanıtayım. Belki o sırada sesimi alamayan arkadaşlarım olmuştur. Arkadaşlar ben tek kuzem öğrenci koçu. İsmim Tuğba. Birçoğunuzla öncesinden tanışıyor olabilirim. İçinizde kayıtlı öğrencilerimiz de var. Ya da daha önce gerçekleştirdiğim seminerlerime katılan öğrencilerim de var. Bugün 2024 yılında derece yapmak isteyen öğrencilere özel ders çalışma programı oluşturmak için buradayız arkadaşlar. Şu an karşımdaki 100 küsür öğrencimin tamamının derece ideali olduğunu biliyorum. Bu seminere bunun için katıldınız. Biliyorum en çok ilgi çeken kısım da derece kısmı oldu. Çünkü siz kendinize bunu layık görüyorsunuz. Öncelikle bunun için tebrik ediyorum hepinizi. Gerçekten ben de sizi layık görüyorum arkadaşlar. Moralim güzelsin diye katıldım. Kübra hocam seni tanıyorum, hep katıl. Aranızda kayıtlı öğrencilerim var. Nuray hocam diyor ki hocam ben de kayıtlıyım, sizi görmek için katıldım. Nuray hocam, Kübra hocam çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz benim. Hocam ben birinci olmak istiyorum sosyal bilgilerde, ikinci bile değil. Muhteşemsin Serbest hocam, harika. İnşallah olacaksın. Aramızda kimler var? Esra hocam diyor ki biz dereceyi düşünüyoruz da derece bizi düşünmüyor. Hayır, mümkün değil böyle bir şey. Biz düşündükten sonra mecbur derece bize gelecek. Evet, tek kuzemin derecesi var. Sosyal bilgiler ÖABT'de. Rabia hocamızın da kulakları çınlasın. Buradan ona da çok selamlar. PDR'ciyim, derece istiyorum. Çok güzel bir branşın var. PDR'ciyiz hocam. Herkes hangi sınava hazırlandığını yazsın bakalım. Kimler var? Bir tanışalım, bir kaynaşalım. Tanımak istiyorum sizi. Okul önceciler, PDR'ciler, KPSS, A, coğrafya, dikap. Bilgisayar öğretmenlerim var. Çok güzel, dikap. Ön lisans, fizyoterapi, lise matematik, sosyal, hukuk. Ay, içimizde hukukçular bile var. Ne kadar karma güzel bir kitleyiz böyle. Sanıyorum bu seminer dışında bir araya gelmemiz çok zor. Gazetecilik. Ay Mahmut hocam, benim hayalimdi gazetecilik, radyo, televizyon, gazete, iletişim. Çok seviyorum. İlahiyat, hemşirelik. Sağlıkçılarımız var Hüseyin hocam. Çeko, Ezgi hocam, A grubu. Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü Ayşe hocam. Kamu yönetimi, çok güzel. Yani KPSS lisansın hemen hemen bütün alanlarından öğrencilerim bu seminerde ve hepinizin tek bir ortak noktası var. Hepiniz başarı istiyorsunuz arkadaşlar. Başarı da değil, hepiniz derece istiyorsunuz. Bu beni çok mutlu ediyor. Bunun sırrını açıklayacağım size. İkinci üniversite hocam diyor. Bence siz mesleğinizi bulmuşsunuz hocam. Çok yakışıyorsunuz. Kübra hocam siz de öyle. Siz de çok tatlı bir öğretmensiniz. Çok teşekkür ediyorum. Harika. Karma bir kitle var. Şimdi arkadaşlar artık Eylül ayına geldik biliyorsunuz ki. Ve artık tatil modu kapandı.
Ders çalışma modunu açmamız gerekiyor. İçinizdeki birçok öğretmenimin ücretli öğretmenlik yaptığını biliyorum. Görüştüğüm kadarıyla farklı kurumlarda, özel sektörde çalıştığınızı biliyorum. Diğer öğrencilerimin birçoğunun da farklı sorumluluklarının olduğunu, belki evli olduğunuzu, belki eğitim hayatınızın devam ettiğini, belki akademik kadro için farklı sınav hazırlıklarınızın olduğunu, belki yüksek lisans yaptığınızı, belki staj yaptığınızı ya da belki çok ağır koşullarda özel sektörde çalıştığınızı biliyorum. Ama bunların hiçbiri arkadaşlar ders çalışmamız için engel değil. Hiçbiri dereceyle atanmamız için kesinlikle engel değil. Öncelikle bunu kendimize kabul ettirelim. Çünkü bizim bütün derece elde eden öğrencilerimizin tamamının ders çalışmanın dışında çok ağır ve farklı sorumlulukları vardı. Ama bu sorumlulukları belki de onları bağladı. O yüzden önce ne diyoruz? Ders çalışmaya karar verdik. Hatta ders çalışmayı geç, biz derece yapmaya karar verdik. Biz kazanmaya niyet ettik artık. O zaman önce motivasyon. Şu an kendinizi nasıl hissediyorsunuz arkadaşlar? Sizce gerçekten başarabilecek misiniz? Şu an mesela motivasyonumuz yüzde kaçtır? Herkes yazsın bakalım be. Özel sektör bile mümkün değil. Gürcü hocam deprem bölgesindesin, çok geçmiş olsun. %3 bomba, %100 bomba gibiyim diyor Nuray hocam. %60'lar, 50'ler, 20'ler. Ah aman Allah'ım. %30'lar. %1, %0. %80, %99'lar. Bazen yapabilirim ama bazen de olmayacak gibi. O gitgelleri hepimiz yaşıyoruz. Hocam ben hemşireyim. İlk girdiğimde kazanmak istiyorum ama temelim yok. Ulaşabileceğimi düşünüyorum. Hüseyin hocam ben de hedefine ulaşabileceğini düşünüyorum. Çünkü bölümün çok güzel ve bence sen doğru bir programla ilerlersen çok rahatlıkla ilk yılında atanabilirsin. Korku yok. %90 çok güzel. Hocam ben çabuk unutuyorum. Buna da değineceğiz. Bunu bir köşeye not alın. Unutma kısmına özellikle değineceğim. Vakit bulamıyoruz. Arkadaşlar önceliğimiz bu olursa vakit bulamama gibi bir şey yok. Bakın motivasyonu bu yüzden ölçmek istedim. Yani sizin şu an kazanmaya yönelik inancınız bütün gününüzü şekillendirir. Çünkü motivasyon bir ihtiyaçtan doğar. Senin buna ihtiyacın var. Motive olmak zorundasın. Nasıl mı? İhtiyaçlarımız eylemlerimize sebep olur arkadaşlar. Sen bir davranış yapıyorsan bu davranışın altında o davranışa duyduğun ihtiyaç vardır. Ve bu davranışların sonrasında tatmin duygusu yaşayarak motivasyonumuzu sağlarız. Yani hiçbir eylem sonuç alınmadan tekrarlanmaz. Eğer sen bir eylem gerçekleştirirsin, bunun sonucunu alırsın, o sonuç seni tatmin ederse bu sende sürekliliği sağlar. Bakın ders çalışmakta en önemli olan kısım bu. Daha ders çalışmaya yeni karar verdiniz ya, örnek veriyorum. Önce motivasyon, önce kendini inandıracaksın. Benim buna ihtiyacım var. Peki neden ders çalışmaya ihtiyacımız var arkadaşlar? Şu an burada olan yüzlerce öğretmenim, yüzlerce öğrencim, A grubu, ön lisans, diğer branşlar atanmayı neden istiyoruz? Bunu düşündünüz mü hiç? Hadi herkes yazsın. Hocam ben atanmak zorundayım çünkü özel sektörden nefret ediyorum. Bak bu geçerli bir sebep. Nuray hocam. Çocuklarım için, para için, güzel hayat istiyorum. Harika. Ne istediğini bilen insanlara gerçekten bayılıyorum. Bu mükemmel bir özellik. Öğretmen olmak için, aile evinden ayrılmak için, kariyer için. Bak burada da psikolojik bir tatmin. Daha fazla insana ulaşayım. Daha fazla insanın hayatına dokunayım. Müthiş bir şey. Hayallerim için diyor Kübra hocam. Çünkü atanmak benim hayalimdi diyor. Çok güzel. Ailemi gururlandırmak istiyorum. Müthiş bir sebep. İnanılmaz büyük bir motivasyon kaynağı. Daha iyi yaşamak için. Evet Yakup hocam çok haklısın. Çünkü özel sektör ve kamu asla bir değil. Hatta yakın bile değil. O derece söyleyeyim size. Nuray hocam diyor ki mesai saatlerim belli olsun. Hafta sonum tatil olsun istiyorum. Kendime ve hobilerime vakit ayırmak istiyorum hocam. Bu yüzden benim atanmam gerekiyor. Harika.
Kendi güvencem olmasını istiyorum. Hayatımı değiştirmek istiyorum. Çok güzel. Bakın arkadaşlar, hepinizin sebepleri, hepinizin gerekçeleri o kadar geçerli ki, o kadar hepimizin benzer duygulara sahip olduğunu düşünüyorum ki, o halde madem bu yola çıkmak için geçerli bir sebebiniz var, madem hocam ben atanacağım, buna şu yüzden zorundayım diyorsunuz, o halde siz neden ders çalışacaksınız? Bunu buldunuz arkadaşlar. İhtiyacınız nedir? İhtiyacınız bu duyguyu yaşamak. Yani ihtiyacınız sizin hedef olarak gördüğünüz noktaya ulaşmak. Eğer ki ihtiyacımız belirlendiyse ve buna kendimizi inandırdıysak, atanmak zorundayız diyorsak, o zaman harekete geçme zamanı. Bir sene çalışarak ne kadar ömrüm kaldıysa daha rahat etmek istiyorum. Nuray Hocam, Allah uzun sağlıklı ömürler versin. İnşallah çok uzun ve güzel geçireceğiniz ömürleriniz olsun. Kendi hayatımı yaşamak istiyorum diyor Özlem Hocam. Çok geçerli bir sebep. Harika. Peki şimdi arkadaşlar, artık bu gerekçeyi bulduk. Motivasyonumuzu tap noktaya çıkardık ya, herkesin kendisine özel gerekçesi var. Buna da inandık. Şu an ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar, şu an ders çalışma vakti. Ama nasıl ders çalışma vakti? Şu anki mevcut seviyeniz eğer sizin ihtiyacınızı karşılamıyorsa, parantez içinde atanmaya yetebilecek puanı bana aldırmıyorsa, sadece istemek yetmez. Sadece ben atanacağım hocam şu yüzden. Hocam ben şöyle bir hayat yaşamak istiyorum. Ben bu kadar kazanmak istiyorum. Ben ailemi gururlandırmak istiyorum demek, istemek yetmez. İş işi eyleme dökme vakti arkadaşlar. İstedik, bunu bana inandırdınız. Hepinizin istediğine ben şu an çok inandım, çok tatmin oldum. Ama şimdi bu isteği eyleme dökme vakti arkadaşlar. Her ne yapacaksanız artık adım atma zamanı. Artık Eylül'ün de sonu geliyor. Bakın birçok rakibiniz yola çıktı. Bunu motivasyonunuzu kırmak için asla söylemiyorum. Ama farkındalık ders çalışma sürecinde en önemli olan şeydir. Rakiplerinin nabzını ölçmek en önemli olan şeydir. Ve en önemlisi, kendini tanıman, ihtiyacını analiz etmen seni başarıya ulaştıracak en önemli faktör. Eyleme geçmek ve ihtiyacın peşinden gittiğini görmek size çok büyük bir moral verecek. Motivasyonunuzu zaman kaybetmeden yükseltin. Hemen şu an, şimdi. Çünkü artık tatil modu bitti. Mutsuz günler bitti. İnançsız günler bitti. Artık ders çalışma vaktine geldik bugünden itibaren. Ders çalışmaya başlamak için şu an başlayanlar var mı? Onu da sorayım. Hocam ben başladım, şuradan başladım, buradan başladım. Ya da hocam ben destek alıyorum. Başka bir kurumdan kendi programımı yaptım 10 Eylül'den beri. Yeni başlayacağım. Tarih coğrafyayla başladım. 30 Temmuz'da kendi kendime başladım. Çok güzel. Ufak da olsa adımlar atılmış. Pazartesi günü başlayacağım. Ezgi Hocam bugün de pazartesi. Lütfen o pazartesi bu pazartesi olsun. Tarih ön hazırlık videosunu bitirdim. Kübra Hocam bizim kayıtlı öğrencimiz zaten. Disiplin yok. Burcu Hocam yalnız değilsin. Bu yüzden bu seminerdesin. Kitap mı alacaksın? O ilk kitabı al. Artık kararsızlıkta kalmayın arkadaşlar. Artık düşünme evresi. Çalışayım, çalışmayayım. Ha adım attım, ha atmadım. Bunların zamanı değil. Kitap mı alacaksın? O ilk kitabı al. Kursa mı yazılacaksın? Git ve yazıl. O görüşmeyi yap. Git kaydol. Çalışma programına mı ihtiyacın var? O zaman beni dinlemeye devam et, seminerde kal. İşte bugün bu yüzden buradayız. Ertuğrul Hocam diyor ki, hocam ben daha başlamadım, nasıl çalışabilirim inan bilmiyorum. Hocam nasıl çalışacağımızı da göstereceğim. Başlamaman geride kaldığın anlamına gelmiyor ama bir an evvel başlamalısın. Artık vakti geldi. Şimdi geldik arkadaşlar, benim en çok yıllardır karşılaştığım senaryoya. Çok uzun yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum. Kendim de bir eğitimciyim ve öğretmenim. Bütün çevrem öğretmenlerle dolu ve öğrencilerle, sizin gibi öğrencilerimle, kıymetli öğrencilerimle dolu. Genelde şunu ben çok duyuyorum. Hocam, falanca öğrenci birinci olmuş. O YouTube'da videosunu yayınlamış. Ben de onu izledim. Kopyaladım, yazdım, ne çalıştı, kaçta uyudu, kaçta uyandı, kaç soru çözdü ve aynısını yaptım. Bunu yapan var mı? Şu an yapan ya da daha önce deneyen var mı?
Nuray Hocam diyor ki, hocam ben 2022'de aynen böyle yaptım ve hocam üzülerek söylüyorum 24 için yeniden hazırlanıyorsun. Vakit kaybetmişsin. YouTube'dan aldım. 3 gündür YouTube'dan izliyorum. Hayır diyorlar. Hepsine bakıp kendimi ayarlamam. Kısmen mantıklı. Herkesin programı kendine özgü olmalı. Hocam harikasın. Asla not tutarak çalışamıyorum. Şimdi bu programa bir bakalım. Öğrencimiz Zeynep Yılmaz. Diyor ki, ben diyor birinci oldum, nasıl derece yaptım diyor. Bak yayınlıyor. Yüz binlerce izlenme, bak 150 bin 200 kişi izlemiş, kaç kişi beğenmiş, kaç kişi yorum yapmış ve öğrencinin söylediği şeyleri diğer öğrenciler emir gibi kabul ediyor. O bunu yaptı, ben de bunu yapmalıyım. Ay o not tutmuş, ben not tutmasam olmaz, eksik kalırım, not tutmalıyım. Zeynep diyor ki, her dersten not tuttum. Her gün en az 300 soru çözdüm. Tüm konuları baştan sona dinledim. Günde 10 saat çalıştım ve bu programla derece yaptım. Şimdi geliyorum asıl kısma. Bunu gören, bunu izleyen Ali Cabbar diyor ki, hocam ben Zeynep'in videosunu izledim ve ne dediyse harfiyen yaptım. Onun derece yaptığı programı birebir hazırladım. Başta uygulamak ağır geldi, sonra kendimi zorladım. Hocam bırak derece yapmayı, kazanamadım. Bak tanıdık geliyor mu? Tanıdık geliyor mu? Evet, değil mi? Ne kadar tanıdık geliyor. Çünkü birçoğumuz bunu denedik arkadaşlar. Bakın biz bizeyiz. Objektif yaklaşalım, doğru yaklaşalım. Bunlar bizi etkiliyor. Doğru söylüyorsunuz. Ben de izlediğimde yükseliyorum, etkileniyorum. Ama bu sisteme dair çok bilgim olduğu için diyorum ki hayır, doğru olan bu değil. Peki doğru olan ne? Doğru olan ne? Ali Cabbar neden başarısız oldu? Hadi bakalım, herkesten yanıt bekliyorum. Ali Cabbar'ın kalbi kırıldı. Bir yılı gitti, parası gitti ve üzgün Ali Cabbar neden başarısız oldu? Zeynep neden başarılı oldu da Ali Cabbar başarısız oldu? Evet, Ömer iyi çocuktu ama insanları taklit ediyordu, öyle diyelim. Kendine güveni gitti. Evet, bak en önemli nokta da bu arkadaşlar. Biz sanmayın ki siz her sınava girişinizde sadece giden şey paranız değil, zamanınız değil, kendinize olan güveninizi de yıl geçtikçe kaybediyorsunuz. Ben bunu birebir kendi öğrencilerimden görüyorum. Beşinci kez giren bir öğrencinin özgüveniyle ilk kez giren bir öğrencinin özgüveni aynı değil. Başarısızlığı tatmış biri psikolojik olarak o duyguya daha yakın hissediyor. Yine mi diyor? Hocam yine mi olmayacak? Hocam ya kazanamazsam? Neden? Çünkü onu tattın. O başarısızlığı tattın. O özgüvenin kırıldı. Geri bunu kazanman çok zor. Üzerine özel bir çalışma yapman lazım. Bürcü hocam diyor ki, yapmış olmak için yaptı. Bak bu da geçerli. Kendine uygun hazırlamadı. Çok güzel. Herkesin potansiyeli, anlama şekli, çalışma şekli farklıdır. Ezgi hocam harikasın. Firdevs hocam diyor ki, hocam Ali Cabbar başarısız oldu çünkü herkesin ders çalışma ve anlama potansiyeli, zamanı, saati, yöntemi farklıdır. Çok güzel. Müberrih hocam da her terlik her ayağa uymaz. Hocam harikasın. Bu kadar güzel anlatılamaz. Çok güzel. Peki şimdi gelelim Ali Cabbar'ı kazandırmaya. Şu an burada ona öyle bir program yapalım ki Ali Cabbar bu programa uysun ve dereceyle kazansın. Derece yaptıracak bir çalışma programında olmazsa olmaz olan şeyler nedir arkadaşlar? Bir düşünelim. Beyin fırtınası. Geçmiş tecrübelerinizi düşünün. Duyduklarınızı düşünün. Şu anki bilincinizi düşünün. Ne olsaydı da Ali Cabbar başarılı olurdu? Kararlılık, disiplin, tekrar, azim seviyesine göre, plan, soru. Ayşe hocam diyor ki, zaman yönetimi, bak en önemli olan şeylerden birine değindin. Kendine güvenmeli. Sadiret hocam diyor ki, hocam bir kere bir Ali Cabbar sosyal medyadan ve iletişim aletlerinden uzak durmalı. Hocam sen bu konuda çok muzdaripsin galiba. Biraz var mı sosyal medya bağımlılığımız acaba? Biraz
Öyle bir enerji aldım sizden. Yanlışlarından ders çıkarmalı diyor. Yanına alacağın azık, yani kaynaklar çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Yanlış yapılan sorulara dönülmeli. Çok güzel. O zaman gelin bakalım. Derece yaptıracak bir çalışma programı nasıl olurmuş? Bakalım kimler haklı? Arkadaşlar, bir programın bizi başarıya ulaştırıp ulaştırmayacağındaki en önemli olan kısım nedir? Programa verimli olması gerekmiyor mu? Önce verimlilik, öyle değil mi? Verimli olmayan bir program seni dereceyi bırak başarıya bile götürmez. Kazanamazsın bile. Ali Cabbar gibi olur sonumuz. İki, program senin seviyene uygun olmak zorunda. Bak, Zeynep'le Ali Cabbar'ı kıyasla. Hatta elime de şu kalemi alayım. Bu Ali Cabbar, bu Zeynep. Ali Cabbar'ın sınav deneyimiyle Zeynep'in sınav deneyimi aynı mıydı? Değildi. Ali Cabbar'ın matematikteki seviyesiyle Zeynep'in matematikteki seviyesi aynı mıydı? Değildi. Peki Ali Cabbar'ın sorumluluğuyla Zeynep'in sorumluluğu aynı mıydı? Değildi. Ama en önemli olan kısım neydi arkadaşlar? Aynı programı yaptılar. Biri dereceyle atandı, biri dereceyi bırak kazanamadı. Yani Ali Cabbar seviyesine uygun çalışmadı ve Ali Cabbar'ın en büyük eksikliğinin şu olduğunu düşünüyorum. Verimli bir programı yoktu. Bir kere kendisine özel değildi. İki, Ali Cabbar seviyesini bilmiyordu. Seviyenizi bilmeden yola çıkmayın arkadaşlar. Üç, bir programda PDR öğretmenlerim de var, bana hak verecekler. Diğer branş öğretmenlerim, eğitim fakültesi öğretmenlerim, bunun eğitimini her birimiz fakültede aldık. Programın verimliliğini etkileyen kısım sürdürülebilirlik arkadaşlar. Bir günlük bir çalışmadan verimli çalışıp çalışmadığını kontrol edemezsin. Devamlı olması ve sürdürülebilir olması lazım. Doğru mu? Sürdürülebilirlik çok önemli. Bakın, ben birçoğunuzun arkadaşlar programı yaptığını, yazdığını, çizdiğini, değiştirdiğini, bu pazartesi başlayıp çarşamba bıraktığını, öbür pazartesi yeniden başladığını biliyorum. İnanın yalnız değilsiniz. Binlerce öğrenci bunu yapıyor. Sürdüremiyorlar. Neden? Program verimli değil. Verimli program yapamadığınız için sürdürüp sürdürmemekte kaygılarınız var. Nasıl o güdüyü sağlayacağınızı bilmiyorsunuz çünkü bir kontrol mekanizmanız yok. Bakın arkadaşlar, bu çok büyük bir risktir. Tek başına bu kadar meşakkatli bir yola çıkmak, bu yolun sonuna kadar gitmek çok büyük bir risk. Vereceğiniz riske kesinlikle atmayın. Peki, üçüncü, dördüncü, özür diliyorum. Dördüncü en önemli olan kısım ne? Sürdürülebilir programı yaptık. Verimli programı yaptık. Seviyemizi de ölçtük. Ona uygun programı da yaptık. Buna uymak için ne gerekli arkadaşlar? Öz disiplin. Öz disiplini olmayan bir öğrenciye en verimli programı yapsan da uymadığı takdirde başarıya ulaşabilir mi? Hayır, değil mi? Peki öz disiplin arkadaşlar motivasyonla bağlantılı mı? Bağlantılı. Öz disiplin kontrolle bağlantılı mı? Bağlantılı. Öz disiplini feedback, geri bildirim almak arttırır mı? Arttırır. Bunlara değineceğim birazdan. Beşinci en önemli özellik, siz bir program yaptığınızda bu programın sonuçlarını ölçebildiğinizde kendinizi daha garantide hissetmiyor musunuz? Ya ölçüm bu arada olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Yani verimli oldu ya da olmadı. Bunun geri bildirimi sana geldiğinde sen evet bu noktada bir desteğe ihtiyacım var ya da hayır ben burada başarılı olmuşum dediğinde bu sana daha garanti bir yol sağlamıyor mu? Sağlıyor değil mi? Geldik bunların hepsinin arkadaşlar. Bakın şu an Eylül ayındayız. Sınavımız çok yüksek bir ihtimalle Temmuz'un sonunda olacak. Yaklaşık olarak önümüzde 10 aya yakın dolu dolu bir zaman dilimi var. 10 ayda sen bu programın verimliliğinin sürekliliğini devam ettirmediğin sürece yine kazanamazsın. Bakın derece yaptıracak bir çalışma programında neler var.
Ve en önemli olan kısım tabii ki de seviyeyi bu kadar öne çıkardık. Seviyemiz önemli, verimli olması önemli, sürdürülebilir olması önemli. Bunun devamının gelmesi tabii ki önemli. Bunu uyum sağlamam için öz disiplinimi arttırmam tabii ki gerekli. Ama senin bir öğrenme yapın var. Şu an normalde öğretmenlik yapan ya da anne olan, baba olan öğrencilerim söylediğimi daha iyi anlayacak. Arkadaşlar iki kardeş bile bir değil. Sen nasıl rakibinle bir olabilirsin? Nasıl onun öğrendiği yöntem senin de öğrendiğin yöntem olabilir? Bu mümkün değil. Bakın, parmak izimiz ne kadar farklıysa her bireyin bilişsel süreci o kadar farklıdır. Yani Bayram hocam görsel öğrenirken Nuray hocam işitsel öğrenebilir. Ya da Zeynep hocam mantıksal bir öğrenme yapısına sahipken Kübra hocam ezbere dayalı bir öğrenme yöntemine sahip olabilir. Bunlar bizi birbirimizden ayıran özellikler. O yüzden öğrenme yapınızı da bilmek zorundasınız arkadaşlar. Nuray hocam diyor ki ben yaprak test çözüyordum ama konuyu tam öğrenemediğim için işe yaramadı. Nuray hocam çünkü yanlış zamanda soru çözdün bu yüzden. Ve en önemlisi ne? Kişiye özel olmalı. Yani senin derece gibi bir idealin varsa bütün bu özelliklerin hepsinin ölçülmesi ve sana özel bir ders çalışma programı oluşturulması gerekiyor. Şimdi geldik arkadaşlar. Ders çalışırken en çok yaptığımız hataları, eminim bu sayacağım maddeleri siz de yapıyorsunuz. Arkadaşlar birçoğunuzun şu an sözel branş öğretmenlerim var içinizde, tarih vardı mesela, coğrafya vardı, dikap vardı, felsefe vardı. Birçoğunuz arkadaşlar ders atlama lüksüne sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz. Size gerçeği söyleyeyim mi? Hazır mısınız? Biraz üzüleceksiniz. Hocam, hiçbiriniz için söylüyorum bakın. Hiçbirinizin herhangi bir dersi ya da konuyu atlama gibi bir lüksü yok. Neden? Şu an en düşük puanla alım yapan branşa bile baktığınızda 80'in altında puan yok. 85'in altında puan yok. Yani sen çalışırken ders atlamamalısın. Matematik sizde olur hocam. Of hocam paragraftan sıkılıyorum, okuyamıyorum, vaktimi çalıyor. Anayasa çok karışık geliyor. Ben hiç o konulara girmeyeyim söylemlerinden vazgeçeceksiniz. Söz mü? Bunları söyleyenler var içinizde biliyorum. Bunları bugünden itibaren söylemeyi bırakacağız. Elif hocam nasıl olacağını da anlatacağım. Matematikten korkuyorsun. Doğru yöntemle çalışmadığın için korkuyorsun. Artık demeyi bırakacağız. Hepinizden sözleri aldım. Çünkü KPSS'den yüksek puan almak istiyorsanız arkadaşlar hepsine çalışarak eksikliklerinizi tamamlamalısınız. Çünkü şu an sınava yeteri kadar süremiz var. Daha dönemin başında ne bu yorgunluk? Daha dönemin başında ne bu eleme lüksleri? Böyle bir lüksümüz yok. Şu an Eylül ayındayız. 10 ay var. 300 günden fazla bir zamanımız var. Kolları sıvayıp başlıyoruz çalışmaya. İkinci en çok yaptığınız hata, bakın lütfen ama lütfen bunları yapmayın. Bunları yaptığınızda yaptığınız çalışmanın sonucunda kazanma yok. Birçok rakibinizin düştüğü hatalar sizin düşmenizi istemiyorum. Çünkü sizin yolunuz bizimle kesişti. Tek uzamla kesişti. Bu seminere katıldınız ve çok şanslısınız. Kendinizi bunaltacak kadar ağır bir programla başlamayın. Söz mü? Hani hazırlıyorsunuz ya böyle hocam bir de bunu marifet gibi duyuyorum ben. Çok fazla duyuyorum. Ben 10 saat çalışan öğrenciyim hocam nasıl kazanamam? Ama o 10 saatin içine bakalım ne kadarı verimliydi? Ne kadarı verimliydi? Ya da her kazanan 10 saat çalışarak mı kazanıyor? Hayır arkadaşlar, bu kendimizi kandırmak. Bakın, bizim genelde jenerasyonumuzda ya da yetiştirilme tarzımızda şu var. Ben bunu kendimden de biliyorum. Eğer ki bir mükafat varsa acı çekilmeli, bedel ödenmeli, böyle geceler gündüzlere katılmalı, uykular kaçmalı, arkadaşlarla buluşulmamalı, telefon kullanımı azaltılmalı. Biz hep bedel ödeme kısmındayız, farkında mısınız? Ben dereceyle atanacağım, çok çile çekmeliyim. Çile çekmeden nasıl atanırım? O yüzden bakın bunun alt metninde bu var. Kendinizi bunaltacak kadar program yapmak sizi tatmin ediyor. Çünkü orada bir zorlanmayı görüyorsunuz ama devamlı olmuyor. İşin garibi bu. Aksi halde
Eğer yoğun bir programla başlarsanız uyumakta zaten zorlanacaksın. Maksimum uyuyacağın süre 1 hafta 2 hafta ve belki de birden programı bırakacaksın. Yani ne diyoruz biz, bütünü mükemmeli isterken normal düzeyden bile geriden gideceksin. Çünkü çok yüksek bir hedefin var ve bunu sen bir ekmeği somun halinde yemeye çalışıyorsun. Yiyemezsin, bu aykırı bir şey. Zihnimizin de bir kapasitesi var. Partlara böleceksin, zamana böleceksin, alıştıracaksın. Aksi halde zaten programına devam edemezsin ve belki de ders çalışma fobin bile oluşabilir. Bakın, bu fobisi olan öğrenciler de var. Kendini ders çalışmaktan kendisi uzaklaştırıyor. Elif hocam çok tatlısın. Leyla ile Mecnun'un bir sahnesi vardı. Senin çile çekmen lazım evlat deyip KPSS kitaplarını veriyorlardı. Bakın alt metne bakıyor musunuz, subliminal? Ertuğrul hocam, senin gibi çok öğrenci var. Diyor ki hocam, açıkçası benim elimde bir program olmadığı için çalışmaya başlayamadım. O programı bugün birlikte yapacağız. Bugünün tarihini bir yere not al Ertuğrul hocam. Bugün artık senin 24 süreci için adım attığın o güzel, o büyük gün olsun. Bakın Serbest hocam, mükemmel bir yere değindin. Çünkü benim de aynı yöntemle Dikap'ta Türkiye 25.si olarak atanan öğrencim var. Birebir şahidim. Ben görüştüm öğrenciyle. 28. olan arkadaşım günde 4 saat ama düzenli çalışarak kazandı. Bense 9 saat ile kaybedenlerdenim. İşte bu. Geldim üçüncü en büyük yaptığınız hataya. Bunu da yapmıyoruz. Şimdiden sözleri alıyorum. Tekrar yapmayı ihmal etmeyin. Sürekli arkadaşlar, bakın bu da yine tatmin duygusundan geliyor. Yeni bilgi alayım, tarih çalışayım, matematik çalışayım, coğrafya çalışayım, alan çalışayım, eğitim çalışayım. Sürekli bir bilgi açlığındasınız arkadaşlar, farkında mısınız bunun? Sürekli konu konu al 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 al. İlk aldığın konular nereye gitse, sen yeni bilgiyi alınca diğer bilgi eski kısma gidiyor. Ya da senin ön belleğinde işlemediğin bilgiler arka belleğe gitmiyor. Yani öğrendiğin gibi unutuyorsun. Bardak düşün, altı kırık. Ben buradan su ekliyorum, buradan su akıyor. Aynı şey. Tekrar yapmadığında aynı şeyi kendine yapıyorsun. Yani zamanı sen öldürüyorsun aslında. Bak, kendine en büyük kötülüğü yapan kişi sensin. Tekrar nasıl yapılmalı Esra hocam? Ona da değineceğim. Hatta birlikte hazırladığımız programda tekrarların neye göre bizim yaptırdığımıza da değineceğim. Tekrar yapmayı ihmal etmemeliyiz. Çalışma programınıza, unutma hızınıza göre tekrar periyotları eklemek zorundasınız. Çünkü bir bilgiyi öğrenmenin yanı sıra, bakın arkadaşlar, öğrenmek en kolayıdır. Ama akılda tutabilmek en zorudur. Zaten öğrenirsin. Şu an benim sana söylediğim şeyi can kulağıyla dinlediğinde ben senin anladığını biliyorum. Öğrendiğini biliyorum. Ama 5 gün sonra unutacaksın. Bunu da biliyorum. Tekrar etmediğinde, bir yere not almadığında, o ciddiyetle yaklaşmadığında, pekiştireç yapmadığında sen benim burada verdiğim bilgileri bile unutacaksın. Kaldı ki dersteki bilgiler, onları çoktan unutacaksın. Sınava kadar akılda tutabilmek daha zor ve daha önemli olduğu için bunu başarırsam derece yolcususun. Ve tabii ki en önemli olan kısımlardan, şimdi bu kadar böyle sert sert girdim. Belki sizi biraz ürkütmüş olabilirim ama gerçeklerle daha şimdiden yüzleşmemiz lazım arkadaşlar. İnanın, sizin iyiliğiniz için bu maddeleri sıraladım. Çünkü farkındalık en büyük zenginliktir. Rakiplerinizden sizi ayıran şey bakış açınız olacak. Bana güvenin bu noktada. Kendinizi de ödüllendirmeyi çalışmaya başladıktan sonra ihmal etmeyeceksiniz. Bunun için de söz alayım. Söz mü? Söz hocam. Nuray hocam çok istekli. İnşallah hocam senin atanma haberini ben bir başka seminerimde duyururum. Zaten bizim teyitli öğrencimizsin. Mutlaka duyarım. Müzeyyen hocam da söz diyor. Ayşe hocam da söz diyor. Büşra hocam da söz. Okey. O zaman tüm hafta yoğun bir tempo ile çalışıp programa tamamen uyduysan, parantez içinde koşullu bak, uyduysan kendine mutlaka vakit ayıracaksın. İster arkadaşınla buluş, ister sevdiğin bir filmi izle, ister sadece oturup boş boş dur, dinlen ama mutlaka kendine küçük ödüller ver. Çünkü KPSS
Biraz da psikoloji işidir ve unutmayın ki hiçbir sınav, hiçbir süreç, hiçbir imtihan sizden daha değerli değil. Siz olduğunuz sürece o sınav olacak arkadaşlar. Önce kendimiz, sonra sınav. Çok istiyorum atanmak, çok. İnşallah Şeyda Hocam. Ben hepinizin çok atanmasını istiyorum. İnşallah. Yani ben isterim ki bir yıl sonra bir seminerime atanmış bir öğretmen olarak konuk olun. Deyin ki hocam dönemin başına böyle konuşuyorduk. Ben şuraya atandım. Ben şu an öğrencilerimleyim. Ben şu an şu kurumda gelir uzman yardımcısıyım. Ben şu an şu kurumda müfettiş oldum hocam. Ben şu hastanede hemşire oldum hocam. Bunları duymak inanın en az sizin kadar beni de mutlu edecek. İnşallah diyelim. Hadi bakalım enerjileri topladık. Şimdi geliyorum en önemli olan kısma. İnşallah Kübra hocam. Hepinize canı gönülden güveniyorum ve inanıyorum. Şimdi arkadaşlar, bir programı hazırlarken hani dedik ya en kritik nokta kişiye özel olmalı, sana özel olmalı. Sana özel olmayan hiçbir şeyden %100 verim alamazsın. Peki program hazırlarken derslerdeki seviyemizi göz ardı ediyor muyuz ya da şu an bu seminere daha katılmadan önce bunların önemini bilmeden önce hocam ben zaten farkındaydım seviye çok önemliydi ve kendi seviyemi ölçtüm diyen öğrencilerim var mı? Var mı? Hocam ben seviyemi ölçtüm. Şu an seviyemi biliyorum. Ölçmedim. Hayır. Tamam. Peki nasıl ölçülür? Buna da değineceğim. Hatta bu seminere bu kadar güzel bir katılım sağladığınız için, güzel güzel böyle aktif bir şekilde sorularınızı ilettiğiniz için, bu enerjiyi yakaladığımız için bu seminere katılan öğrencilerime bizim sistemimizdeki seviye belirleme sınavlarımızı da hediye edeceğim. Lütfen seminerin sonuna kadar kalın. Seminer sonunda çözmenizi istediğim seviye belirleme sınavlarının linklerini hepinize paylaşacağım. Nehir Hocam diyor ki başlangıç seviyesindeyim. Ne demek? Ben de teşekkür ederim. Şimdi geldim programa. Göz ardı etmiyoruz. Seviye en önemli olan kısım. Ders çalışabileceğiniz süreye, sınava kalan zamanı ve seviyenize göre sadece size özel bir çalışma programı hazırlamalısınız. Aksi takdirde atanamazsınız. Üstelik bu programda öğrenemediğiniz, uyum sağlayamadığınız konulara göre de bakın sadece program hazırlamak değil, hazırladın. Bu programı da her hafta dinamik hale getirmen ve yenilemen gerekiyor. Bakın burada arkadaşlar bizim sistemimizde kayıtlı bir öğrencimizin örnek bir çalışma programı var. Bak hangi saatte mola vereceği belli, hangi derste hangi tür çalışma yapacağı belli, günde ne kadar çalışacağı belli, hangi gün hangi dersleri çalışacağı belli. Çok kolaylaştırmaz mı sizce sizin için böyle bir program hazırlansa? Sadece uyum sağlayacaksın. Baktığınız zaman çok mantıklı gelmiyor mu size de? Feyza hocam çok şanslısın. İlk kez hazırlanacaksan direkt hiçbir olumsuz tecrüben yok. Yorulmadın da direkt bomba gibi başlarsın bence. Nuray hocam diyor ki, Nuray hocam bu arada kayıtlı öğrencimiz. O detayı kaçıranlar için söyleyeyim. Ben başta takılmıştım. Neden konu anlatımı vermiyor hepsine diye. Ama sistem çok çok güzel kurulmuş hocam. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız ve 6 yıllık emeğin sonucu patenti bize ait olan bir yapay zeka sistemiyle tek eğitim sistemiyle hizmet veriyoruz biz kendi kayıtlı öğrencilerimize ve bu sistemden faydalanan her öğrenci garanti bir şekilde öğreniyor. Mahmut hocam diyor ki ben de kayıtlıyım hocam bugün takvim oluşturacağım kesinlikle öneriyorum. Harika o zaman geldik. Hadi bakalım hazırsak ders çalışma programından önce bilmemiz gereken son maddeyi açıklıyorum. Bu işinizi çok kolaylaştıracak arkadaşlar. Bakın bize kayıt olsanız da
Olmasanız da bu bilgileri size hiçbir eğitimci, hiçbir kurum vermez. Çünkü bu bilgilerin bile aslında kavramsal karşılıkları bize ait. Bizim ortaya çıkardığımız kavramlar diyebilirim. Şimdi öğretmenlerim beni daha iyi anlar ya da daha önce seminerlerime katılan öğrencilerimde de aşinalık düzeyini arttırdığımı düşünüyorum. Baktığınız zaman arkadaşlar, bir öğrenme, tam öğrenme nasıl gerçekleşir? Öğrenme aşamalıdır. Burada hemfikir miyiz? Öğrenme pat diye olabilecek bir şey değil. Öğrenme bir süreçtir. Doğru mu? Öğretmenlerimden cevap bekliyorum. Öğrenmek bir süreçtir. Yaparsın Ayşer hocam, Aysel hocam. Evet hocam diyor Gizem hocam. Peki siz kendiniz hazırlanırken ya da bir dershaneye kayıt olurken, bir kursa kayıt olurken, özel bir öğrenci koçuyla çalışırken, özel ders alırken öğrenmeyi parçalamıyorlar arkadaşlar. Bütün olarak veriyor. Diyor ki sen üslü sayılarda konu mu çalışıyorsun? Problemlerde de konu çalış diyor. Sözcükte anlamda soru mu çözüyorsun? Dil bilgisinde de soru çöz diyor. Yani senin için öğrenmeyi kolaylaştıran şey öğrenmeyi basamaklandırmaktır. Bizim hayata geçirdiğimiz garanti öğrenme modelinde, yani kendi kayıtlı olan öğrencilerimizin süreçlerini garanti haline getirdiğimiz modelde 5 aşama var. 1- Temel seviye. Bunun karşılığı ön hazırlıktır. Peki ön hazırlığı kimler yapar, neden yapar, nelerden yapar? Sisteme bakmadan, ekrana bakmadan bilen öğrencilerim yazsın. Bakalım kimler biliyor, kimler bilmiyor. Soru neydi? Ön hazırlık nedir? Nuray Hocam, ön hazırlığa kimlerin ihtiyacı vardır? Temeli olmayanların. Çok güzel. Bakalım ön hazırlık neymiş? Arkadaşlar ön hazırlık ne biliyor musunuz? Siz seviye belirleme sınavına gireceksiniz ya, program hazırlamak için. Bu seviye belirleme sınavında netlerinizin çok düşük olduğu ya da belki hiç olmadığı, sıfır net çıkardığınız, temelinizin hiç olmadığı konularda ön hazırlık yapmanız gerekiyor. O konunun temelini atman gerekiyor. Peki ön hazırlık nasıl yapılır? Kimler yapar? Neden ihtiyaç duyulur? Bir derste bir konuda temelinizin zayıf olduğu durumlarda önerilir. Bizim yapay zeka sistemimiz kayıt olduğunuzda bunu otomatik olarak tespit edip önerecek ve konuyu öğrenmeden önce o konuyla ilgili fikir sahibi olmanızı ve konuyla ilgili temel oluşturmanızı sağlar. Temelinin olmadığı her konuda ön hazırlık yapmak zorundasın. Geldim ikinci basamağa. Başlangıç. Başlangıç düzeyi neyi temsil eder? Hadi ekrana bakmadan yanıtlayalım. Emin hocam diyor ki kayıtlı birini görmek beni çok mutlu etti. Kayıt olmak için cesaret verdi. Emin hocam daha neyi bekliyorsun? Hele evliysen, çocuğun varsa kesinlikle kayıt ol. Geliyorum başlangıca. Hazır mıyız? Başlangıç arkadaşlar yani temel seviyenin bir üstüdür. Bu da yine çok ileri bir üst değil, ileri bir level değildir başlangıç yani adı üzerinde. Ve başlangıç düzeyinde olduğunuz bir konuda derste konu anlatımı yapmanız gerekir. Bir derste konuya ait tüm bilgilerin detaylı öğrenilmesi için sıfırdan konu anlatımı yapmanız gerekir. İhtiyaç duyduğunuz konularda konu anlatımını bizim sistemimiz size yaptıracak. Geldim orta seviye yani üçüncü basamak. Mesela bazı konuları geçmiş yıllarda çalışıyorsunuz, unutuyorsunuz. Yarısı kalıyor, yarısı gidiyor. Tam sıfırda değilim hocam, iyi de değilim hocam. O konuda orta seviyede oluyorsun ya. Orta düzeyde olduğum bir konuda konu anlatımıyla öğrenilen bilgiler kısa süreli belleğimizde tutulur ve hızlıca unutulmaya meyillidir. Az önce söylediğim gibi ön bellek, arka bellek. Öğrenilen bilgiler tekrar edilerek uzun süreli belleğe aktarılır ve kalıcılıkları %80 oranında arttırılır. Yani daha önce çalışıp unuttuğum bir konuda sıfırdan konu anlatımı yapmaya ihtiyacın olmayabilir. Zamandan tasarruf edeceksin bu sayede. Tekrar yapman aynı konuyu sana geri getirir. Bizim sistemimiz bunu da tespit edecek.
Geliyorum dördüncü basamak. Yani ileri seviyede olduğum bir ders var. İleri seviyede olduğum bir konu var. Hocam ben ne yapacağım? İleriyi mi çalışmamalı, hiç çalışmamalı mıyım? Hayır, çalışmadığında unutursun. İleri seviyede olduğum bir konuda kolay soru çözümü yapacaksın. Peki Tuğba hocam nedir bu kolay soru çözümü? İlk kez sizden duyuyorum dediğinizi duyar gibiyim. Konuları öğrendikten ve tekrarla kalıcı hale getirdikten sonra edindiğiniz bilgileri soru üzerinde kullanabilme tecrübesi kazanmanız gerekir. Yani bilgiyi biliyorsun, geldi artık o bilgiyi soruda kullanmaya. Kolay seviyeli soru çözümü çalışmasında amacınız kendinizi ölçmek değil, öğrenmeye devam etmek ve soru tarzlarına hakim olmaktır. Burada ben neyi öneririm? Bizim sistemimiz neyi önerir? Yanında not varken soru bankandan soru çözebilirsin. Sorunu çözdün, yanlış mı çıktı? Gidip doğrusuna bakıp yeniden çözebilirsin. Çünkü kolay seviyede soru çözümünde öğrenmek hala devam ediyordur. Evet Nuray Hocam, harikasın. Çok güzel. Şimdi geldim beşinci basamağa. Yani bizim her öğrencimizi ulaştırmak istediğimiz üst level'a, orta ve zor seviyede soru çözümü. Orta ve zor seviyede soru çözümü çalışmasındaki bizim sistemimiz yapay zekanın amacı sınavda gelebilecek sorular karşısında birebir tatbikat yapmaktır. Seni sınava tam anlamıyla en gerçek haliyle hazırlamaktır. Bu çalışmayı yaparken tüm soru tiplerinden bolca soru çözmeye ve soru çözüm hızını ölçmeye özen gösteririz. Seni bunun için yönlendiririz. Çünkü artık yanında kronometre olmalı. Artık en zor kaynaktan kimsenin çözemeyeceği kalıplardaki soruları senin çözmen gerekiyor. Çünkü senin derece idealin var. Bunu unutma. Kübra hocam diyor ki ben kayıtlıyım, öneriyorum. Çok güzel. Şimdi geldik en önemli olan kısma. Herkes hazır mı? Program hazırlayacağız. Instagram adresimizden değil ama şimdi ben seminerin sonunda bir numara ileteceğim. Oradan yazabilirsiniz. Öğrenci koçlarımızla ya da benimle görüşebilirsiniz. Hazırsak başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar, burada yaptığım programı lütfen çok iyi bir şekilde gözlemleyin. Seminer bittikten sonra aynı adımları izleyerek siz de kendinize özel, sadece bu seminere katıldığınız için bir haftalık yapay zekanın size özel hazırladığı ders çalışma programından faydalanabileceksiniz. Hazırız. O zaman başlıyorum. Şimdi önce sisteme girmem gerekiyor tabii ki de. Arkadaşlar, yapay zeka sistemine erişmeniz için benim seminerime girerken kullandığınız kullanıcı adınız ve şifrenizle birlikte sisteminize gireceksiniz. Ben kullanıcı adımı ve şifremi yazıyorum öncelikle. Seminer sonunda kayıtla alakalı bütün sorularınızı yanıtlayacağım. Şu an birbirimizin odağını hiç dağıtmayalım. Emine hocam, kayıt olduğunuzdaki ders saatlerimizden de bahsedeceğim. Arkadaşlar bakın, burası benim panelim. Şimdi bu kadar derece elde ettiren programdan bahsettik. Evet, okey. Ama bunu TEKUZAM nasıl sağlıyor? Biz nasıl sağlıyoruz? Bizim nasıl her yıl bu kadar kayıtlı öğrencimiz oluyor? Biz nasıl bu kadar dereceler sağlatıyoruz öğrencilerimize? İşte bu sistemle, onları bireysel hazırlayarak. Bakın panelimi açtım. Karşımda beni bekleyen ne var? Üç tane bekleyen görevlerim. Nuray Hocam diyor ki panel çok güzel ya, aşık oldum görünce. Ben de aşık oluyorum. Gerçekten çok kaliteli, çok güzel bir panel. Ve arkadaşlar, Türkiye'de eşi benzeri yok. Şu an bu yapay zeka panelinin hiçbir kurumda benzeri yok. Çok iç açıcı hocam, harika. Bakın siz de eğer bizim sistemimize kayıt olup dereceyle atanmak isterseniz, kayıt olduğunuz an hemen sizi bekleyen eğitim analizleri ve seviye belirleme sınavları var. Bunları çözeceksiniz. Burada biz sizin hem öğrenme yapınızı ölçeceğiz arkadaşlar, hem de seviyenizi ölçeceğiz ve oradan çıkan sonuçlarınıza göre yapay zeka sistemi hedefinize olan uzaklığınızı ve hedefinize kalan süreyi ölçerek size özel bireysel günlük ders çalışma programını hazırlayacak.
Şimdi geldim takvime. Hocam ben analizi çözdüm. Sınavı çözdüm. Şimdi takvimi hazırlayacağım. Çalışma takvimine tıkladım. Elif hocam dahil. Şimdi bakın önce analizi göstereyim. Programı hazırlamadan önce arkadaşlar mutlaka eğitim analizinizi çözün. Akabinde seviye belirleme sınavlarınızı mutlaka çözün. Önce sistem sizi tanısın, ihtiyacınızı analiz etsin ve ona göre bir program hazırlayacak zaten. Şimdi bakın burası bizim analizimiz. Teste başla dediğinizde sadece tek uzamda uygulanan analize giriyorsun. Sonra geldim. İkinci görevim ne? Seviye belirleme sınavı. Bakın, Türkçe, matematik, coğrafya, tarih, vatandaşlık. Arkadaşlar bunu başka hiçbir kurumda bulamazsınız. Ders ders, konu konu sizin seviyenizi ölçeceğiz. Ve hangi derste, hangi konuda, hangi ünitede, hangi seviyedeysem programını ona göre yapacağız. Müthiş bir şey değil mi? Eğitim bilimleri de var Ertuğrul Hocam. Ben şimdi kendime örnek bir KPSS için program hazırlayacağım. Siz hangi sınava hazırlanıyorsanız değerli öğrencilerim, o sınavın eğitimlerine kayıt olacağınız için diyelim ki A grubu mu? A grubu sınavına da gireceksin. Öğretmen misin? Eğitim bilimlerine de gireceksin. Alana da gireceksin. Orada da dersler seviyenizi ölçeceğiz. Buradaki sınavlarımı çözdüm. Harika. Şimdi program hazırlayabilirim. Geliyorum programa. Bakın burayı çok dikkatli izleyin lütfen. Evet serbest hocam. Şimdi bizim yapay zeka sistemimiz arkadaşlar sizin verilerinizle çalıştığı için biz sisteme verileri girdiğimizde buradan önce program derslerini tıklıyorum. Bak her şey sana özel. Günde kaç ders çalışmak istiyorsun? Tüm dersleri aynı anda mı çalışacaksın? Bir dersi çalışıp bitirip diğerine mi geçeceksin? Buradan seçiyorum. Bak genel kültür, genel yetenek. Ben hepsi için bir program yapacağım. Bakın kaydırıyorum. Sağdan sola doğru bütün çalışmak istediğim derslerimi kaydırdım. Kaydete tıkladım. Dersler karışık olarak listelensin'i seçtim. Kaydet dedim. Ben GGK'dan giren bir öğrenci olduğumu düşünün. 5 dersim var. 5'ini de seçtim. Okeyiz burada. Şimdi geldim. Hani arkadaşlar bana diyorsunuz ya. Hocam benim 3 çocuğum var. Hocam benim günde 2 saatim var. Hocam vaktim yok. Hocam çok yoğunum. Arkadaşlar bizim için bu hiç sorun değil. Sen günde kaç saat çalışabileceksen sisteme onu giriyoruz zaten. O kadar saatlik bir çalışmayla yapay zeka seni derece öğrencisi yapıyor. Bak burada diyorum ki atandıracak program diyeyim. Kendimi gördüğümde motive olmak istiyorum. Atandıracak program. Gülücük de koyalım. Ben çalışıyorum. Kendimden örnek vereceğim. Bir sınav hazırlığım yok. Ama beni siz referans alın. Siz kayıt olduğunuzda buradaki verilerin hepsine kendinize özel bir şekilde gireceksiniz. 7'de mesaim bitiyor. 8'de eve gidiyorum. 9'da başladım. 21. Bak, 9'da başlıyorum. Bu birçoğunuz için belki geç. 9'da başlıyorum. 11.30'da da bitireyim. Bak, bunu hafta içi 5 gün çalışıyorum ben. 2 gün izinliyim. Hangi günler bu saatte çalışacaksam buradan tek tek seçiyorum. Gördünüz mü? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Seçtim. Ekle dedim. Şimdi bir de hafta sonu için yapacağım. Hafta sonu benim vaktim daha fazla bu arada. O yüzden ödül günlerini boş bırakalım. Aynen öyle. Bak hafta sonuna geliyorum. Cumartesi, pazar. Ama Nuray Hocam ödül günümüzü hangi koşulda yapmıştık? Bizden sistemin istediği zamanı verdikten sonra yani %100 6 gün dolu dolu çalışırsın. 7. gün senin olsun hocam. İstediğini yap. Hiç sorun değil. Hiç mahsur değil. Evet Feyza Hocam. Eğitimlerimiz ücretli. Ücretle ilgili de bilgi aktaracağım. Çok güzel. Şimdi bitiş saatine geldim. Bak hafta sonu diyorum. Hafta sonu. Geç uyudum, geç uyandım, kahvaltı yaptım, biraz miskinleştim, hiç sorun değil. Saat 1'de örnek veriyorum, çalışmaya başladım ve akşam 7'ye kadar çalışıyorum. Bakalım yapay zeka benim programımı nasıl hazırlayacak?
Ekle diyorum. Evet, şimdi geldim. Takvimi tekrar oluştura tıkladım. Heyecanlıyım. Bak, çalışma takvimi hazırlarken çalışma saatlerim ve molalarım oluşturuluyor. İşlenecek konular belirleniyor. Konu seviyelerim tespit ediliyor. Hangi konuda hangi çalışmayı yapacağım tespit ediliyor. Bu başarılı yazısını gördünüz ya arkadaşlar. Takvime git demeniz yeterli. Nuray Hocam, sen en az benim kadar bu sisteme hayransın. Bayıldım sana gerçekten. Elif Hocam, ücretle ilgili bilgi aktaracağım. Şimdi bu benim ders çalışma programım arkadaşlar. Bakalım. Sistem demiş ki Tuğba 9 ile 9.28 arasında doğal sayılara çalış. Buradan tekrar yap. Bak, Türkçe'de konu anlatımı çalış demiş. Üzerine tıklıyorum arkadaşlar. Çalışmaya başla diyorum. Ve sistem benim karşıma bunu getirecek. Ha, grafik mezunusunuz. Hocam, estetik sizin işiniz. Harika. Şimdi karşıma bakın video gelecek. Ben bu seminere katılan herkese analizleri ve sınavları hediye ediyorum. Bakın, şu an benim yapmam gereken çalışma benim karşıma geldi. Gördün mü? Başka yerde aramana bile gerek yok. Sistemde var. Hayır hocam. Bu seminere katıldığınız için analizlerimizi, sınavlarımızı ücretsiz çözebilirsiniz. Kendinize bir haftalık ders çalışma programını ücretsiz olarak hazırlayabilirsiniz. Bunu tek başına planlamak benim 2 günümü almıştı. Reyhan Hocam, çünkü biz sizin zamanınızı size geri kazandırmak için buradayız. Yapay zekanın varoluş amacı bu arkadaşlar. Her yerde yapay zeka kullanılıyor. Her şey bu kadar kolaylaşıyor, hızlanıyor. Ya ders çalışmak insanlık tarihine hemen hemen yakın yani varoluşu. Düşünün, biz her zaman bir şekilde çalışmak ve düzene ihtiyaç duyuyoruz. Niye bunda yapay zekayı kullanmayalım ki? Şimdi programın açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Hayır, neden yapay zekaya gıcıksınız? İnsan gücünün yetmediği şeylerde yapay zekaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Onu kendimize özel hale getirip kullanalım. Gıcık olmayalım, o bizim işimize yarayacak. 551, 592, 58, 35'ten Minure Sude Köse hocam yaz. Yaşadığın sorunu ekran görüntüsüyle at. Motivasyonun biraz olsun yükseldi hocam. Ne mutlu bana, ne mutlu bana. Tamam, bak, programı görüyorsunuz arkadaşlar. Mola vereceğim sürede. Serbest hocam, gözüm yorumuna kaydı. Hocam, öğretmenlik öyle kolay yeri doldurulabilecek bir şey değil. Merak etme, bizim mesleğimizi hiçbir yapay zeka kuvveti elimizden alamaz, çünkü enerji de lazım. Hocam, bu sisteminizi hep satın alsın bence de. Ona dair de görüşmelerimiz var arkadaşlar. Birçok kurumda o popüler olarak gördüğünüz binlerce lira talep eden, fahiş tutarlarla kayıt olan birçok kuruma biz altyapı desteği sağlıyoruz. Aynen öyle. Fişini çekeriz, oldu bitti. Bakın, salı günü için, çarşamba günü için, perşembe günü için, cuma günü için, her gün için ders çalışma programım var. Ve bu program arkadaşlar haftalık olarak yenileniyor. Sen üzerine tıklıyorsun, çalışmaya başlıyorsun, bitti gitti. Yani senin her gün programın önüne geliyor, düşünebiliyor musun? Bir de bununla birlikte kayıt olduğun zaman senin gireceğin canlı derslerin oluyor. Burada canlı derslerin hangi gün, hangi saatte, hangi dersin var? Buradan canlı derslerine de girebilirsin. Öğretmenlerine birebir etkileşim de sağlayabilirsin. Soruların varsa sorularını da sorabilirsin. Yani biz sana sadece yapay zekayı ve videoları değil, kayıt olduğun eğitim grubunun canlı derslerini de veriyoruz. Hatta ben size çok güzel bir alan göstereyim. Siz kendiniz girdiğinizde de incelersiniz. Emine Hocam, canlı dersler kayıt altına alınıyor. Bakın, burada arkadaşlar ders notları yazan bir alan var. Ve biz istiyoruz ki bizim sistemimiz
sistemimize kayıt olan hiçbir öğrenci ders çalışmak dışında hiçbir şeye vakit ayırmasın. Sizin vaktiniz en az bizim vaktimiz kadar kıymetli arkadaşlar. Ben hiçbirinizin ay derste hoca şunu söyledi yazalım. Ay şu not alıyor ondan not isteyelim. Bu kaygıya, bu strese girmenizi istemiyorum. Bizim notlarımız bile bakın sistemde hazır. Bakın konu anlatımı. Gerçi bu daha yeni başladı, notları olmayabilir. 2023 için Güneş grubunun konu anlatımlarına bakalım. Hocam ben sisteme hayran kaldım. Birçok, inanın ki çok fazla kurum yöneticisine bile biz bu sistemi gösterdiğimizde ağızları açık kalıyor. Diyorlar ki biz bunu nasıl sizden önce düşünmeyiz? Ben 30 yıldır matematik öğretmeniyim diyor. Hayran kalıyor. Bak, paragrafın yapısı ve konusu. Sisteminde notun bile var. Yazmaya çizmeye bile gerek yok. Niye vakit kaybedesin ki? Senin vaktin kıymetli. Kübra'cığım konu anlatımı var. Biraz fazla kategori açıldıysa göremiyor olabilirsin. Dikkatli baktığında göreceksin. Bunlar otomatik yükleniyor çünkü. Bir önceki yılın tüm videolarını da yüklüyoruz. Evet Nuray Hocam, sen benim eksik kaldığım kısımları ne güzel telafi ediyorsun. Teşekkür ediyorum. Burada notların var. Onun dışında bak burada bir performans alanın var. Ben derece yaptıracak programdan bahsederken ne dedim arkadaşlar? Sürdürülebilir olması, geri bildirim olması, takip olması, veriminin ölçülmesi çok önemli dedim, değil mi? Bak burada sen her konu çalıştığında öğrendiğin konu artıyor, çalışma oranın artıyor, verimliliğin artıyor. Her konuyu bitirdiğinde yapay zeka sana o konuya dair check-up'ı alıyor, konu tarama testini alıyor. Oradaki başarına göre diyor ki Nuray bu hafta 10 konu çalıştın, 8'inde başarılısın, öğrenme oranın %80 diyor. Bunun raporunu hesaplıyor, her hafta sana bu karneyi gönderiyor. Yani senin en iyi koçun, en sadık ve en doğru yönlendiren koçun zaten yapay zeka oluyor baktığında. Evet, kırmızılar bize haram. Yeşiller bizim için helal, yeşiller bizim hedefimiz. Arkadaşlar sistemi siz kendiniz de incelediğinizde daha çok şeyler göreceksiniz. Bakın sınavları göreceksiniz. Rehberlikte mutlaka analizi çözdükten sonra öğrenme kimliğinize bakın, çalışma önerilerinize bakın. Çok dolu dolu ve uyum sağladığınızda %100 başarı atanma garantili bir sistem. Şimdi size soruyorum, böyle bir sistem geliştirilmişken siz neden zor yolu seçesiniz ki? Neden bir insan zor yolu seçer? Niye siz hem öğretmen hem öğrenci moduna giriyorsunuz ki? Rabia'cığım onu da paylaşacağım. Şimdi bugün bu seminere katıldığınız için, bu kadar böyle kıymetli vaktimizi birbirimize karşılıklı olarak ayırdığımız için kayıt olacağınız bütün eğitim programlarında 1 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli tamı tamına 400 TL'lik indirim çeki kazandınız. Tek özemde sizi bundan çok daha fazlası bekliyor. Analizler bekliyor, seviye belirleme sınavları bekliyor, haftalık program bekliyor, canlı ve video dersler bekliyor. Her konu sonunda check-up, konu tarama testleri bekliyor. Dönem sonunda canlı dev genel tekrar soru çözüm kampları, indirilebilir PDF ders notları, dönem boyunca devam edecek olan ihtiyaç duyduğunuzda rehberlik seminerleri ve Türkiye geneli online deneme sınavları. Bunların hepsi sizi bekliyor arkadaşlar. Kayıt olmanız için de ben şimdi sistem yöneticimden ricada bulunacağım. 400 TL'lik indirim çekinizi kullanmak için, eğitimlerimize kayıt olmak için sistem yöneticimizin ilettiği WhatsApp linkine tıklamanız yeterli. Bakalım orada neler oluyor. Hübra hocam diyor ki hocam başka kurumlarda sadece para harcıyorsun, başka bir işe yaramıyor. Hayır Tuğba hocam, bizim doping hafızadan çok farklı bir ilerleyişimiz var. Biz bireysel yapay zekayı kullanıyoruz, kitlesel değil. Müverri hocam biz de çok teşekkür ederiz. Kayıt olup
Bu yıl derece elde eden öğrencilerin arasına isminizi yazdırmanızı çok isterim. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak çok isterim. Başarınıza ortak olmak çok isterim. Ücretleri de sakın gözünüzde abartmayın. Kayıtlı öğrencilerim zaten ücretleri biliyor. Şu sisteme, devasa yazılıma, devasa düşüncelere ve Türkiye'nin en iyi KPSS öğretmenlerine, branşında uzman olan hocalara ve bu kadar daha sayamayacağım özelliklere göre ücretleri arkadaşlar çok çok uygun. Kredi kartı kullanımınız falan varsa aylık ortalama 250-300 TL'ye falan tekabül ediyor. Tutarları çok uygun. Bu fırsatı kaçırmayın. Kayıt olmak için sistem yöneticimizin ilettiği linke tıklayın. Aynen öyle. Sadece 2 kahve parası. Rabia hocam ücretlerimiz sayfamızda da yer alıyor. Tutarları çok uygun. Çok güzel. Burcu hocam bana çok güzel bir şey hatırlattın. Arkadaşlar bizim bugün 25 Eylül itibariyle akşam grubumuz, akşam 7'de başlayan grubumuz ilk dönemin canlı dersine başlıyor. Startı verdik. Gecikmenizi istemiyorum. Biz eğitimlere başladık. Sizi de hemen aramıza almaya hazırız. Bu semineri özellikle bugün yapmak istedim. Çünkü artık toparlanma vakti, kazanmaya niyet ettik, artık buna eyleme dökme vakti. Çiğdem hocam, öğretmenler için de WhatsApp'tan yazın. Nuray hocam, bence söyleme, sürprizini kaçırmayalım. Elif hocam, bu gösterdiğim şekilde sen de kendi sisteminden ders çalışma programını oluşturabilirsin. Var mı bana sorularınız? Herkes linke tıkladı mı? Bakın bu indirimi kaçırmayın. Akşam grubu bugün başlıyor. 7'de dersi var. Elif hocam, ücret için de tıklayabilirsiniz. Ücret aylık 250-300 TL'ye tekabül ediyor. Ücretleri çok uygun arkadaşlar. Gözünüzde sakın büyütmeyin. Doping gibi, farklı kurumlar gibi fahiş tutarlar söylemeyeceğiz size. Evet. WhatsApp'a mesaj atın. Kayıt için, bilgi için dönelim size. Neval hocam, alan yok PDR'de. GGK eğitim bilimleri var. Ben de yeniden göndereyim mesajı. Herkes linke tıklasın. Kursumuz bugün başladı GGK'yla. Kayıt olduğunuzda analizlere ve sınavlara gireceksiniz. Sonra ders çalışma programınızı hazırlayacağız. Dersleriniz açılacak. Geçen yılın videoları hediye. Emine hocam, gruplar için de linke tıkla. Birden fazla grup var. Hangi grubu seçersen grup günleri ve saatleri değişiyor. Ertuğrul hocam, senin alanın yoksa GGK eğitim bilimlerine gireceksin. Adaletse branşın GGK eğitim bilimlerine gireceksin. Kayıt olmak, bilgi almak için ilettiğim linke tıklayabilirsiniz arkadaşlar. 1 Ekim'e kadar geçerli 400 TL'lik indirim çekiniz var. Kübra hocam diyor ki çok heyecanlandım ben hocam ders başlayınca bugün. Ben de çok heyecanlıyım. Çok güzel geçeceğinden hiç şüphem yok Kübra hocam. Ay ben de gireyim hocam akşam grubu dersine. Kübra hocam gaza getirdi beni. Tabii ki de gir hocam. Büşra hocam, sisteme kayıt olduğunda eğitimleri biz sana hediye ediyormuşuz gibi düşünebilirsin. Sadece yapay zeka koçluk sistemine de kayıt olabilirsin. Kayıtlı olanlar ikinci kayıt oldukları indirimde kullanabilirler hediye çekini. 1 Ekim'e kadar bu hediye çeki geçerli. Son kez arkadaşlarım, hemen linki gönderiyorum ve gidiyorum. Sitede var Büşra hocam. Öğrenci koçluğu olarak yazıyor. Siz bize WhatsApp'tan yazın, biz yardımcı oluruz. Kayıt olmak için, bilgi almak için yazabilirsiniz. Kayıtlı arkadaşlarla bu yıl tek düzemi dereceye boğacağız inşallah. İnşallah Nuray hocam, biz her yıl yüzlerce derece, artık böyle paylaşmaktan bazen yorulduğumuz oluyor. Ama yeter ki bunun için yorularım. Taksit var. Kredi kartı kullanıyorsanız peşin fiyatına 12 ay taksit var. Ya tekli pakette aylık ortalama 250-300 TL falan düşüyor. İkili ya da üçlü pakette de arkadaşlar 350-400 TL falan gibi bir tutar. Elif hocam iyi hatırlattın.
Sistem yöneticisi arkadaşımdan rica edeyim. Bu seminere katılan tüm öğrencilerime seviye belirleme sınavlarını hediye ettim. Rica etsem bu seviye belirleme sınavlarının linkini de gönderelim. Şu an sistem yöneticimin gönderdiği link SBS linki. Tıklayıp seviye belirleme sınavlarımızı çözebilirsiniz. Pek çok yanlışımı gösterdiniz. Şu an mantığı oturdu sınavın bence. Bence de oturdu. Ben çok mutlu oldum arkadaşlar hepinizi tanıdığım için. Dersi biraz açık tutacağım sohbet paneli kapanmaması için. Şu an hata veriyor olmasının sebebi seminerde olduğunuz için. Seminer bittikten sonra tıklayın. Ben de çok memnun oldum. İnşallah birçoğunuzu önce TEKÜZEM'in kayıtlı öğrenciler listesine, sonra da KPSS'de atanan, dereceyle atanan öğrenciler listesine isminizi yazdıracağız. Size ve kendimize, sistemimize çok güveniyorum. Kendinize çok iyi bakın. Son kez atalım. Kayıt ve bilgi linkine. Hepinizin dönüşünü bekliyoruz arkadaşlar. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.